Rönesans dedik, 40 yıl dedik, 3 kuşak dedik. Ben bütün bunların gerisine gitmek istiyorum müsaadenizle. Gidelim. Önce sizinle ilgili ilginç bir noktayla başlamak istiyorum. Hı-hı. Bana çok çarpıcı geldi. Henüz ilkokul 3. sınıftayken yazı evet. denemelerine başlamışsınız. Evet. Nasıl oldu bu? Şimdi benim babam esnaf, annem okuma yazma bilmiyor. Babam da Rüştiye'den ayrılmış, okur yazar olmak durumuyla pek bir övünürdü. Yani ben doğuştan bir yetenekle gelmişim ama çevrem ve ailem, Kütahya'nın Emet ilçesindeyiz. İlçe o zaman köy görünümünde filan bir yer. Kimse benim bu yeteneğimin farkına varıp da bunun izine düşecek durumda değildi. Ben Kütahya'da işte ilkokulda öğrenim görüyorken ilkokul öğretmenim yazılı anlatım ödevlerinde benim yaşıtlarıma göre çok farklı şeyler yazdığımı, değişik yorumlar yaptığımı saptıyor. Önce 5 aferinler veriyordu bana, uçuyordum sevinçten. Sonra baktı ki sürüyor bu. Bir gün çağırdı, sen yazar olacaksın Gülten dedi. Ne ilginç. Çok şaşırdım. Kaç yaşındasınız o sırada? 3. sınıf öğrencisi. Yani? Evet, 10 diyelim. Onun gibi. Ve açıkçası aileme gidip söylediğimde başlarını çevirdi. Hiç kimse sevinmedi. Çünkü o dönemde herkes yeni yeni işte öğretimin, çocuk okutmak deniyor ya. Öğretimin yeni yeni bilincine varmaya başladım. Kızım ya öğretmen olursun ya hakim bana. Bir tek çocuğum bende. Öyle hayalleri varmış meğer. İşin ilginç yanı... O dönemin en popüler evet, mesleği öyle, tabii öyle, değil tabii, mi? Tabii, hakimlik, tabii. avukatlık, evet, öğretmenlik. Evet. İşte o sırada yazarlığı nasıl değerlendirdiklerini ben kısa bir süre sonra ben coşkuyla gelip de ikisi de başını yana çevirince yani ne demeye bu diye. Sonra anladım ki eskiden mahkemelerin önünde daktilo yazıcılar vardı. Dilekçe yazarlardı. Sizler bilmezsiniz tabii. Yok hala var onlar. Var mı? Var tabii. Annem, parmak, tabii. Ailem beni öyle bir şey olacağım sanmış. Yani yazarlığın ne demek olduğunu dahi kavrayacak durumda değil. O nedenle eğer öğretmenim böyle bir durumu saptayıp beni şöyle bir dürtükleyip uyarmasa ve yönlendirmeseydi belki de bu kadar eser üretip hizmet edemezdim ülkeme. Şimdi burası neden önemli? Çünkü ben daha önceki bazı programlarımda da hep şöyle bir ortak noktaya değiniyorum. Konuştuklarım çerçevesinde edindiğim bilgiler doğrultusunda. O da şu, aile içindeki konuşmalar, ailedeki kitap sevgisi, müzik sevgisi, bir ailede kütüphane varsa, çocuk kitapların içinde büyümüşse, müzik çalınıyorsa, çocuk müzik dinleyerek büyümüşse, kendisinde var olan yetiler ortaya çıkabiliyor. Evet. Halbuki bunlardan mahrum, kuru bir ortamda, yani kültür ve sanattan mahrum bir ortamda yetişmiş küçükler, evet. o içlerinde var olan, eğer varsalar, o yetileri Düdük ortaya kalıyor. Çıkaramıyor. Aynen, doğru, katılıyorum. Bu kitap okuma alışkanlığı belki biraz evet. sonra deyince... İşte kaynağı burası. Yani çocuklardan önce yetişkinlerle başlamış olduk. Evet. Yani annesi babası sürekli televizyonun önünde olan, evet, evet. Eline kitap almayan bir anne baba. Evet. Tabii ki çocuk da onları kitap okurken görmeyince örnek tabii. alamıyor. Bakın ben bir gezginim ayrıca da. Dünyanın büyük bir bölümünü gezdik eşimle. Bu sürede böyle ağzı açık turist gibi gezmiyorum. Birçok şeyi birden gözlemliyorum. O kadar özeniyordum ki herkesin elinde kitap. Hatta en son Fransa'da, Paris'te metrodayız. Karşımda biri var, gözlük var gözlerine. Bana dikti gözlerini, böyle bakıyor. Bir rahatsız oldum, toparlandım. Ya niye bakıyor bana? Sabit bir şekilde bana bakıyor böyle. Eğer görmezmiş... Ve Bre alfabesiyle kitap Aynen. okuyormuş metroda, bakar mısınız? Çok o derece. Sonra ben bunu aklı eren diye tanımlayacağım. Güvendiğim birçok kişiye sordum eğitim camiasının oralarda.
Dediler ki siz nasıl edindiniz diyorum Amerika'da filan okuma alışkanlığını, Avrupa'da da. Diyor ki bizim pek böyle bir gayret göstermemiz gerekmedi. Çünkü çocuk kitabın içine doğar bizde. Bakar mısınız ne demek? Yani gazetenin, okumanın, aile okuyor. En yaşlı bir üyeleri bile. Bir şey daha söyleyeceğim yine kitaba değgin ve ailenin okumasına değgin. Stockholm'de ilginç bir olayla karşılaştım. Bir dükkanda yani 50 santim boyunda filan kitaplar gördüm. Koca puntolarla yazılmış. Döndüm dolaştım. Ne bu yani? Çocuk kitabı da değil. Neymiş? Sonunda sordum, öğrendim. Yaşlılar sürekli kitap okurmuş. Yaşam biçimi tabii onlar için kitap okumak. Ve gözlerinin feri iyice söndüğü için o kadar iri yalnız onlar için özel kitaplar basılıyormuş. Bakın bebekler için banyo kitabıyla başlıyorlar. 2-3 sayfalık eline o sayfa bilinci edinsin diye. Gözleri göremeyecek evet, yaşlara geldiği kadar halde okumaya devam ediyorlar. Çok geniş bir yelpazede bunu veriyorlar. Bizde kitabın içine doğmuyor ki. Öyle şey anlatıyorlar ki Sedef Hanım. İnanıp inanmamakta serbest herkes. Diyor ki ben hamileyken diyor hanım gazete okuyorum. Onun hışırtısını bile duyar çocuk. Kokusunu harfin işte basımda kullanılan mürekkebin diyeceğim ben artık. Belki şimdi kullanılmıyor öyle bir şey. Hepsini diyor hisseder çocuk. O nedenle biz yani daha doğmadan hazırlanıyor bizim görüşümüz şimdi, diyor. Şimdi bize değineceğiz ama şurada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi Stockholm, Paris ya da Amerika hep böyle batı ülkeleri ve batı medeniyeti diye algılıyoruz. Evet. Ve onlar işte hep okur evet. diye düşünüyoruz ama hayır sadece öyle değil. Hı hı. Örneğin bir Çin'de de okuma düzeyi çok siz yüksek. Rusya'da da Rusya'da çok da, yüksek. Evet. O Türkiye Cumhuriyetler'de de okuma oranı evet. çok yüksek evet, ve evet. Okuma yazma bilen nüfusun oranı değil, hı hı. günlük yaşamda da elinde kitap alıp okuyan evet. ve bir yaşam biçimi, bunu bir yaşam biçimi haline getiren insanların sayısı çok pek fazla. Yoğun. Bir gözlemimi aktarabilirim lütfen. İsterseniz. Çin'de geziyoruz. Lokanta diyeceğim artık. Lokantalar aş evleri gibi. Hani vardır ya aş ev, aş dağıtılır. İmarethaneler gibi. Böyle karma çorma her şey. Fakat biraz sonra gidiyorsunuz hangar gibi kitap evleri. Git bitmiyor. Yani bizlerde yemek, beslenme, giyim birinci plandadır. Onlarda bunlar ikinci planda. Giyim kuşağında neredeyse tek tip gibiydi biz gittiğimizde. Ama kitap böyle kaynıyor kalabalık o hangar gibi şey öyle küçük kitapçı dükkanları görmedim ben. Hep böyle. Benim de burada birkaç senedir yaşayan bir Çinli arkadaşıma merak edip sormuştum. Türkiye ile ilgili ilk aklına gelen tespit nedir diye. Bana çok çarpıcı bir cevap verdi. Siz hiç kitap okumuyorsunuz dedi bana. Biliyor onlar her şeyi. Evet. Çin ile ilgili bir kitap yazdım. Nereden izledilerse bunu, izlemişler, beni arıyorlar yarım bir Türkçeyle. Sizinle buluşup görüşmek istiyoruz. Acaba bir hata mı yaptım ben dedim. Yani gezi kitaplarında hiçbir ülkeyi yani kötü bir dille söz etmem. Ama meğer hata değil, çok mutlu olmuşlar. Bir Türk yazarı, geniş çocuk kitlelerine de hitap edecek bir kitap yazmış. Beni konsolosluğa davet ettiler. Ağırladılar, çay verdiler onuruma yani ve kucak dolusu kitapla ödüllendirdiler. Hatta Siyan kentinde o kil askerler var. Evet. Onlarla müthiş. İlgili yüzlerce, binlerce muazzam değil mi? Kitaplar, yeni bulunmuş. Evet, kitaplar var. Çok etkilendim zaten. Döndüm ayrılamadım. Bir daha koştum otobüse binene kadar. Çünkü canlı gibiler gerçekten. İşte orada paramız ölçülüydü. O Siyan'ı kapsayan kitaplar vardı ama o kadar pahalıydı ki alamadım. Geldik buraya, Çinliler bana hem onları hem daha kat kat fazlasını
kucak dolusu armağan ettiler. İşte okudukları zarafete için öyle baktım. Bir kültürün tabii. Mensubu oldukları için böyle bir duyarlılığa sahip tabii, olabiliyorlar. Tabii, tabii. Mesela önümüzdeki haftalarda öyle bir program yapacağım. Bu yıl Japonya'da Türk yılı. Hı-hı. Türkiye yılı. Evet. Ama Türkiye'de insanların haberi yok. Yok, doğru. Yani böyle bir bilinç, böyle bir duyarlılık işte okumayla, o kültürün gelişmesiyle ancak mümkün olabiliyor. Sadece defileyi duyduk.